Neden öldürdün? Baba. Ölüm tarihi her gün. Murat ağam selam söyledi. Yakında hasret bitiyor dedi. Geçmiş olsun. Seni dışarı çıkarmayabilirdik. Çeneni kapalı tut. Murat. Yaşayın mı ha? Eğer yaşıyorsan niye adam gibi karşıma çıkmayın lan? Beni delirtmeye mi çalışayım? Öyle mi intikam alıcım benden ha? Çık gel. Çık gel de çek vur. Ama önce gözlerimin içine bir bak. Gözlerimin ta içine bir bak da sor. Beni niye öldürdün diye. Ben de sana sorayım. Baran'ı niye bırakıp gittin? Tüm düzenimizi alt üst ettin Murat. Baran'ı vermeyeyim size deseydin. Ama diyemedi. Kıyamadın. Çünkü kaybedeceklerinden korktun değil mi? Sen mazlum, ben zalimim öyle mi? Asıl zalim olan sensin be. Evladını anasından koparan sensin. Çocuğu olmayacak bir kadını, olmayacak bir hevese sürükleyen de sensin. Bütün günahların başını sen tutayım Murat. Sen. Çık gel ulan. Çık gel de keselim hesabımızı artık. Çık gel ulan! Çık! Çık gel ulan. Çık gel! Kasım, biz bittik haberin ola. Ne oldu? Oğuz komutan biliyor her şeyi. CD'yi sen gönderdin, Kasım da geldi aldı dedi. Ne vardı CD'de dedi ya? Aferin Özlem. Ben sana dedim değil mi başımıza iş açacağız diye? Ha? Demedim mi? Ya bırak şimdi ben dedim falan demeyi. Ne edeceğiz sen onu da hele bir... Ya sorma Fatma ablacığım ya. Ne yapalım işte. Cana geleceğine mala gelsin. Ya Kendal'a o iyi, çok şükür o iyi. Sağ olasın. Hadi hayırlı geceler. Hadi. Nasıl ağam, açalım biraz. He. Kiminle konuşuyorsun lan gece gece? Fatma ablam ya. Duydun ya. Yangını duymuş, seni merak etti. Kuzum. Merak etme. Bak baban iyi. Hiçbir şey olmadı. Olacak. Kötü bir şey olacak. Günaydın. Günaydın kızım. Geç otur. Gel. Biz gel gel olacak. Kendal gel hele. Melek abine bir çay dök. Hadi kızım. Yok ana, gideyim ben. Zarar ziyan ne alemde bir bakmak lazım. Kendal dur hele. Ne oldu ana? Dün seninle konuşamadım o haldeyken. Sen bana şu işin aslını bir anlatsana. Bu yangın nasıl çıktı? Ne oldu? Ne olacak ana, kaza işte. Dikkatsizin biri yüzünden başımıza gelene bak. Oğlum böyle kaza mı olur? Onca emek, onca ürün mahvoldu. Sen canını sıkma anacığım. Ben halledeceğim. Cana geleceğine mala gelsin. Sen de sıkma canını. Tamam ana. Ben gideyim.
Ne kadar hasar var bir hesap yapmak lazım. Ey oğlum hadi işin gücün rast gelsin. Allah razı olsun. Melek, halası bir süt ısırk rüzgarıma haydi. Hoş geldin ağam. Git muhasebeden Necdet'i bul bana. Depodaki fıstıkların miktarını çıkarsın. Ne kadarı yanmış, ne kadarı kalmış, kuruşu kuruşuna hesap isteyeyim. Tamam ağam. Ulan ne numara çevireyim ha. Mezardaşı falan göndermeler. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Kafayı sıyıracağım ha yeminle. Rıza! Buyur ağam. Bana bir paket geldiydi hani. Ağır dediydin. He ağam valla gavur ölüsü gibi ağırdı. Onun kağıdı, torbası nerede? Ben onu buraya attıydım ağam. Sonra senin odanı temizledim. O çöpü de büyük çöpe döktüm. Git bul gel şunu. Ya da dur dur dur. Ben giderim. Sen bekle. Ha Rıza. Buyur ağam. Hemen gidip depodaki kameraları da halledeyim. Her şeyi ben mi hatırlatacağım size ha? Kaç kere denip şunları yapın diye. Yarından tezi yok, fabrikanın da deponun da kameraları hallolmuş olacak ha. Emredersin abi. Komutan beni çağırdı ya, ne edeceğim ben şimdi? Tamam kızım, telaş yapma. Beni de aradı az evvel. İkimizle birlikte konuşmak istiyor herhalde. Geliyorum ben. Sen sakin ol, tamam? He, iyi tamam, bekliyorum ben seni. Ağam, müsaaden varsa bir şey diyeceğim. De ne diyeceksen, işim var. Oğuz komutan çağırdı. Peşimi bırakmıyor ağam ifade meselesinden beri. İyi git. Ama ağzından tek kelime çıkmasın. Bilmeyin, etmeyin, görmedin. Hani ilk tanıştığımızda dediydin ya, görmem duymam diye. İşte o hesap. Emrin olur ağam. Haydi. Şanver. Neredesin sen ya? Geldik işte. İyi bak, ben düşündüm. Ne diyeceğimizi buldum, tamam mı? Ne diyeceğiz? Sen bana güven, kökten çözeceğim. İyi, ne diyeceksek bana da söyle de ters bir şey söylemeyelim. Sen sus sadece, sus, beni dinle. Bir de Özlem'in hin zekasını seyret. Ha, gördük seni hin zekan yüzünden burada sürünüyorsun. Ya tamam işte, temizleyeceğim, bir kere hata yaptık, ne olacak? Hadi. İyi, hadi yürü. Narin, biraz işim var, seni sonra arasam olur mu? Senden haber bekleyeceğim o zaman. Tamam, peki, arayacağım. Kusura bakma, ne olur. Olur mu öyle şey? Hadi kolay gelsin sana. Görüşürüz. Buyurun oturun. Anlatın lütfen. Bunu görüyor musunuz? Her ikisinin de yazı tipi birbiriyle aynı. Yani bunu sizin yazdığınız aşikar.
Şimdi bana söyleyin, o CD'nin içinde ne vardı? Fotoğraflar vardı. Ne fotoğrafı? Şimdi şöyle, Kendall abi benim kocam olur. Nikahlı mikahlı karısıyım yani. Şimdi Kendall abi bu Sibel hamile bıraktı ya, ben de onların fotoğrafını çektim. Size göndermek için. Suç ya ondan. Kasım Bey de beni Antep'e doktora götürürken öyle sinirle anlatıvermişim. O da Kendall ağasının foyası ortaya çıkmasın diye gelmiş almış buradan. Değil mi Kasım? He aynen öyle oldu. Özlem Bacı ben delirdim dedi, gönderdim dedi. Her ne sebeple olursa olsun Kasım Bey benim odama izinsiz girilemez. Burası bir devlet birimi. Hangi akla hizmet benim odama girip izinsiz buradan bir şey alıp çıkıyorsunuz? Bu yaptığınız hırsızlıktan başka bir şey değil. Başına neler gelebileceği hakkında bir fikrin var mı Kasım Bey? Bana bakın. Bu işin içinde bir iş var ve ben bunu öyle ya da böyle çözeceğim. Bunu unutmayın. Gidebilir miyiz komutanım? Bize soracağınız başka bir şey yoksa. Çıkın. Emredin komutanım. Mehmet oğlum, şu çaldan CD'yim. Onun içinde bir video var demiştin değil mi? Evet komutanım. Peki bundan emin misin? Eminim komutanım. Tamam oğlum. Panik hata yaptırır o zamanım. Siz de ilk hatanızı yaptınız. Görelim bakalım ikiniz ne hatlar karıştırıyorsunuz. Al. Sana gelmiş. Bu ne? Bilmiyorum ama adam bir tanesi bizi Feyzi'ye bırakıp gitmiş. İyi tamam. Hepsini bir bir ödeyeceksin Kendall. Sana. Feyzi'ye vermişler ha. Feyzi. Sen kaybolmayı adet edindin. Bu gidişin gidiş değil kızım. Ana hava almak da mı yasak ya? Ana, çerez de almak lazım. He kızım, yaz. Hiçbir şey eksik olmasın. Rüzgara, Şanverdilerin torunu. Şanımıza yakışsın her şey. Bunu kim getirdi diyeyim sana? Bilmiyorum ağam. Kendal Bey'e dediler, elime verdi gittiler. Nasıl biriydi? Dikkat etmedim ağam. Hadi ben senin kalıbına tüküreyim he mi? Defol git lan, haydi. Ağam. Ne isteği bu Oğuz gene? Her zamanki şeyler ha. Şu telefon mevzusu neymiş, nasıl olmuş, ona inanmamış falan filan. Sen ne dedin peki? Hiç. Daha önce ne dediysem aynısını tekrar ettim. Tamam. De geç şimdi hadi.
Buyurun. Sibel Hanım, yine rahatsız ettim sizi. Ebru Hanım'la Fırat Bey'i soracaktım. Yoklar galiba. Oğlunun sünneti var da hazırlık yapıyorlar. Ya. Tamam, teşekkür ederim. Uğradığımı söylersiniz. Tabii. Ben senden çok fazla şey istedim galiba. Ne gibi Narin? Yani zaman dedim. Sonra Baran dedim. Ne bileyim işte. Yok, gerçekten düşündüğün gibi değil. Sen üzerine alınma ne olur. Ama öyle davranmıyorsun. Yani ben öyle mızmızlanan bir kadın gibi davranmak istemem. Zaten yaşıma da yakışmaz. Ama sende bir başkalık var. Sadece işlerle ilgili kafamı kurcalayan birkaç şey var. Yani seninle bir ilgisi yok gerçekten. Oğuz, aslında her gün seninle insanların gözü önünde buluşmak bile benim yapabileceğim bir şey değil. Biliyorsun. Sadece içime dolan bir heves beni sürüklüyor. Eğer sen teklifinden vazgeçtiysen bunu bana söyleyebilirsin. Yani konuyu kapatırız, aramızda sır olur. Nereden çıkartıyorsun bunu Harun? Böyle bir şey yok. Ne bileyim, öyle olabilir diye düşündüm. Buyur ana. He, Rüzgar'ın sünnet işi için. Ha, bir eriğinin sünneti kaldıydı ha. Kendisi elinden gelse kafamızı koparacak. Ben oğlunun düşüneyim ana. Oğlum, o benim Murat'ımın emaneti. Sen ne biçim konuşuyorsun? Bu işi anlı şanlı yapmalıyız. Ben Şanverdilerin biricik torununu garip kuraba gibi iki taşın arasında sünnet ettirdiler dedirtme. Tamam ana, tamam. Ben canımın derdindeyim. Sen Rüzgar'ın derdine düşmüşsün. Sosyete Gül'ü alsın eline bir bıçak kesiver. Her şeyi bileyim ya, onu da bileyim. Haydi ana, akşam konuşuruz. İşim var şimdi, selametle. Ne oluyor be? Nihan Hanım konusunda niyetim ciddidir Kendal Bey. Bilmenizi istedim. Ve kim ne derse desin, ben çok ciddiyim. Ne? Ne diyorsun sen ya? Sadece bilmenizi istedim, o kadar. İyi günler. Hayda. Bu neydi şimdi? Ne narini be? Narin lan narin, ardından iş çevirmeyen bir sen kaldıydın ha?